Türkiye'de bütün Orta Doğu toplumlarında olduğu gibi Türkiye'de de Kürdistan'da da cinsellik bir tabu. Bir polis bana şöyle bir şey söylemişti. Dedi ki bize işkenceci diyorsunuz, buna alıştık ama tecavüzcü diyemezsiniz. Kurdish-born human rights lawyer Aaron Keskin has spent the last decade taking on cases of alleged torture and direct conflicts with Turkish authorities. Bu coğrafyada, Türkiye ve Kürdistan coğrafyalarında gerçekten barışa ihtiyacımız var. Bir suç coğrafyasında yaşıyoruz. 1915, yüzyılın en büyük suçlarından biri bu coğrafyada işlendi. Çocuklarına koydukları Ermenice isimleri mesela kamuoyunda Türkçe isim söylüyorlar. Ben 13 yaşımda öğrendiğimde, ben o zaman çok şaşırdım. Yani nasıl bir şey yani Kürt olmak? She currently faces over 143 charges, which could result in her prolonged detention. We know that she is facing a travel ban and has therefore had her freedom of movement personally restricted. 17 yıl 2 ay 90 gün. Toplam aldığın hapis cezası, tamam mı? Bunun Yargıtay'da olan 3 yıl 9 ay incelemede var. Ciddi bir durumda yargılanıyor. Biliyorum. Biliyorsun değil mi? Evet. Dünden beri zaten çok kötüyüz hepimiz yani. Yani bizim çok arkadaşımız öldürüldü ama hani 90'larda bir şekilde çok insan ölüyordu, alışkınlık ama. Şey, Türkiye'de şerefe deniyormuş. En çok şerefi önemsiyorlarmış ya da eksik mi buluyorlar ben artık? Ben de onu nedir? Şey, sen bir şey söylüyorsun. Her millet kendinde olmayan şey içer. Yahudiler böyle şeref, orada bile şan, şeref, evet. Zafer. Yani ne Yahudilerde ne diyormuş yani, biliyor musun? Lühaim. Yaşama. Ya.